Çok geç oldu. Evde azar işiteceğim. Daha otobüse bineceğiz. Ne zaman evde oluruz acaba? Merak etme, az kaldı. Neyse, sen filmi beğendin mi? Aksiyon sahneleri harikaydı. Evet. Aktörlerin suçluyu yakalamak için helikopterden indirdiği sahne vardı ya. İşte o harikaydı. Evet, aktrisi beğendin mi? Çok güzel dans ediyordu değil mi? Hayır, o çok kötüydü. Makyajı çok abartılıydı. Üstelik kıyafetleri gerçekten çok kötüydü. O şekilde dans edilmez ki. Evde bir eğlence olduğu zaman annem, Gena yengem ve Anandi gerçekten çok güzel dans ediyor. İyi de evde dans etmekte sorun yok. Bu gerçekten çok farklı. Filmler evde hiç göremediğimiz şeyleri gösterir. Bir dahakini anlamak için daha dikkatli izlemen gerekiyor. Beni anladın mı? Gözünü dört açacaksın. Sundar, açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi bu. Hızlı yürü, otobüsü kaçıracağız. Sundar, Anandi filmi izlediğimi öğrenecek olursa bana gerçekten çok kızacak. Ne yapacağım ben peki? Şimdi niye onu düşünüyorsun ki? Burada yok. Kafan rahat. Bir sürü soru sorup bizi hep delirtiyordu. Bence sen de rahatlamışsındır. Sonuçta ne zaman nereye gideceğini sorup duran biri yok başında. Aslında sorabilir. Keşke gitmeseydi. Babam gelince gidip onu mutlaka getireceğim, tamam mı? Amca? Jago, ne işin var burada? Yanındaki çocuk kimdi? Söylesene, ne işin var senin burada? Cevap ver. Demek söylemeyeceksin. Eve gidiyoruz. Gösteririm ben sana. Yürü. Arabaya. Yürü, bin arabaya. Oldu işte. Hadi sen otur. Ama yavaş ol. Yavaş ol. Tamam. Tanrı'nın izniyle sığınacak bir yer bulduk. Yavaş, 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 dikkatli otur. Hadi anneanne. Ben şimdi yemek yapacağım. Karnımızı doyurup yatarız. Başka evlerde bu saatte insanlar yatmaya hazırlanıyordur. Ama bizde oğlan daha eve gelmedi. Bir yerlerde üstünü başını kirletmekle meşguldür. Her yere baktık. Nereye gitti bilmem. Babaanne, sen merak etme. Jagdish bugün ders çalışmaya arkadaşının evine gitmiştir. Tabii, şimdiye kadar çok çalıştı ya. Bir sürü şey öğrendi tabii artık. Büyük annesinin hayır duasını almaya bile utanır oldu. Ama hepsi Anandi yüzünden. Kız ona ne yaptı bilmiyorum. Çocuğu benden iyice uzaklaştırdı. Kendi torunumu tanıyamıyorum. Efendim, Jagdish'i aramadığımız ev kalmadı. Her yere baktık. Hiçbir yerde yok. Duyuyor musun? Gördün mü Sumitra? Son zamanlarda sen de oğlunu çok şımarttın. Git hadi. Git bul çocuğunu. Burada ne bekliyorsun? İçeri gir. İçeri gir. Basan. Ama madem bu çocuk senin yanındaydı, neden bize haber vermedin, söyler misin? Baksana, meraktan öldük burada. Yanımda değildi anne. Onu şehir yolunda yakaladım. Başka bir çocuk daha vardı. Şehir yolunda mı dedin? Oraya neden gitmiş olabilir? Ne oluyor Sumitra?
bu ne hal böyle? Çocuk başını alıp gitmiş, senin haberin yok. Ama nereden bileceksin? Senin tek derdin gelinin çünkü, öyle değil mi? Oğlunu da bu hale o getirdi zaten. Bu çocuk bana hiç karşı gelmemişti. Şimdi her şeye cevabı var. Başını alıp gitmiş işte. Kim bilir kız ona neler söyledi. Neden? Neden Jakup? Yapma, kim yaptı? Ol. Sana bunları kim öğretti? Babaannene karşılık vermeni anneanne mi söyledi sana? Konuş. Tamam. Gece yarılarına kadar dışarıda dolaşmanı o mu söyledi? Utan biraz, terbiyesiz. Zavallı kız senin yüzünden suçlanıyor. Senin yüzünden azar işitti. Senin yüzünden suçsuzları evden kovuldu zavallı kız. Senin yüzünden. Anne yapma. Bırak artık, yeter. Ne dedin sen Sumitra? Biz o kızı sebepsiz yere mi kovduk yani? Bir düşünsene. O kızın tek bildiği şey benim ailemi insanlara rezil etmek. Son marifeti utançtan başımızı yere eğdirdi, bilmiyor musun? Ama sen hala masum diyorsun. Bu suç değil mi yani? Hala masum mu? Ne demek bu? Suç bende mi? Onu yok yere mi kovdun bu evden? Öyle mi demek istiyorsun? Hadi o zaman açık konuş. Kahrolası anneanne, iyi ki gitti. Huzur bırakmadı bu evde. Anne yeter artık. Yeter. Anandi'yi suçlama artık anne. Onun bir suçu yoktu. Evet, doğru. Aynı şeyi söylüyorum. Onu buradan yok yere kovdun anne, yok yere. O kız hiçbir şey yapmamıştı. Hiçbir suçu yoktu onun. Sumitra. Sana gerçeği söylüyorum anne. Evet, gerçeği söylüyorum. Anandi hiçbir şey yapmadı. Ama sen her şey için, hem de her şey için o kızı suçladın. Bir şey yapsa da fark etmedi. Yapmasa da. Sumitra, kes sesini. Haddini aşmaya başladın. Hayır anne. Onun hakkında çok kötü şeyler söyledin. Ben hepsini sessizce dinledim. Artık dinlemeyeceğim. Anandi nasıldır? Çok iyi biliyorum. Zaten herkes biliyor. Onu tanımayan biri varsa o sadece sensin. Onu bu evden kovmuş olman benimle akrabalığını değiştirmez. Bu evde ben Anandi'nin annesi sayılırım. O yüzden benim kızımın aleyhinde kimseye bir şey söyletmem. Yüce Tanrım, neler oluyor böyle? Bu kız bütün aileyi böyle etkilemeyi nasıl başardı anlamıyorum. Herkes konuşmaya başladı. Byron eve bir dönsün. Oturup bu konuda bir karar verilecektir. Bu kadarı hepimiz için fazla artık.
Jagu. Bugün senin yüzünden olan her şey daha önce olmayan şeylerdi. Herkes aynı şeyi söyledi. Sen de biliyorsun zaten. Yaptığın şey yanlıştı. Neden peki? Babamın bize öğrettiği şeyleri nasıl unutursun söylesene. Boş ver artık Sugna. Rahat bırak. Jagu. Al bunu odana git. Ağlamayı bırak artık. Yüzünü yıkayıp derse başla hadi. Hadi. Her gün aynı şey. Bıktım bu kavgalardan. Bu evin huzuru nasıl bozuldu bilemiyorum. Hiç düşünmeden konuştum. Ona çok iyi bakacağımı söyledim. Ama iki öğün bile yediremiyorum. Kızım bugün karnı aç yattı. Ben yerin dibine girdim Bagu. Seni şerefimle bu eve gelin etmiştim. Ama şimdi para kazanmak için dışarıda çalışmak zorundasın. Bir erkek için bundan büyük utanç olur mu söylesene. Bacağımın kırılmasından daha beter. Ey yüce tanrım, evimizi kaybettik ama bu çaresizlik hepsinden daha acı tanrım. Bunu kabul edemem. Canıma kıyarım daha iyi. Hayır, sakın böyle şeyler söyleme. Bir şekilde toparlarız biz. Bir daha ölmekten bahsetme. Ne yapayım Bagu, söyle bana. Ne yapayım ben? Toprağımızı kaybettik. Evimiz gitti. O kadar çalıştım. Cesaretimi toplayıp buralara geldim. Borcumu ödemek için. Ama olmuyor işte. Kaderimiz böyleymiş demek. Adalet böyle bir şey mi? Çiftçi bin bir emekle tahıl yetiştiriyor ama başka insanların karnı doyuyor. Artık öyle bir haldeyiz ki bir şekilde sabah kahvaltısını bulsak akşam yemeği bulacağımız şüpheli. Ne olacak böyle? Bugün ben her şeyi anladım Bagu. Bir çiftçinin kaderi yoksulluk ve borçmuş meğer. Ailemi aç görmeye daha ne kadar dayanabilirim söyle. Canıma kıymaktan başka çarem kalmadı. İntihar çözüm değil ki. Bir işe yaramaz. Ailemizin çilesi ölmenle bitmez. Hiç düşündün mü? Eğer sen ölürsen tek başımıza ne yaparız biz? Sen de biliyorsun, bir anne çocuğunun ölümünü görmektense hiç kimsenin aklına bile gelmeyecek kadar ağır şeylere katlanmak zorunda kalabilir. Abla, neden öyle titriyorsun? Çok korkuyorum gene.
Annemin karşısında hiç sesimi yükseltmemiştim. Ama bugün... Bugün nasıl öyle konuştum ben de hiç bilmiyorum. Bu nasıl oldu? Abla, o cesaret içinden geldi. Yıllardır bastırmak zorunda kaldığın duygularını nihayet kelimelere döküp söyleyebildin. Şimdiye kadar kayınvalidemize hep sessizce itaat ettin. Sen de insansın abla. Ama nereye kadar devam edebilir ki? Üstelik bugün yaptığın şey kendin için değildi. Bu hepimiz içindi. Artık dayanamadım. O kadar kötü söze ve anan diye ettiği hakaretlere nasıl dayanabilirdim? Hem bir kadın buna mecbur mu? Başkalarının emirlerine uymak zorunda mı? Sence kendi hayatını istediği şekilde yaşamaya hakkı yok mu? Söylesene gene, hakkı yok mu? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez mi? Sanki tek derdimiz birilerine itaat etmek. Hayır Gena, bizim kendi aklımız yok mu sanıyor bunlar? Neden Gena? Neden doğru bildiğimi söyleyemiyorum ben. Hakkın var abla. Sonuna kadar hakkın var. Bugün orada içindekileri söyleyerek senin de insan olduğunu anneme anlatmaya çalıştın. Şimdi o ne yapacak bakalım? Ne olursa olsun sakın cesaretini kaybetme. Senin yaptığın şey hiçbir şekilde yanlış değildi abla. Sana kötü bir şey olmayacak. Umarım biraz olsun anlamaya çalışır. Korkmana da hiç gerek yok. Sana bir şey yapmaya cesaret edemez. Ağlama artık. Artık susup bir kenarda oturmak istemiyorum. Bir şey yapmam gerek. Şiyama hemen her şeyi anlatmak istiyorum. Rada, bu saatte nasıl gideceksin? Hem gittiğini biri duyacak olursa başın büyük derde girer. Ne yapabilirim ki? Düşmanlık iki aileyi mahvetmek üzere. Elim kolum bağlı duramam. Şiyama anlatmak zorundayım. Aklını mı kaçırdın? Acele hareket etmemelisin. Eğer kocan bunları öğrenirse onunla başa çıkman zor olur. Onun öfkesi nasıldır sen de bilirsin. Evet biliyorum. Ama Şiyama haber vermek zorundayım. Eğer Bay Mahavir köyde başkanlığa aday olursa Kalyani ve ailesi için çok büyük sorunlar çıkacak demektir. Buna engel olmalıyız. Yoksa uçurum o kadar büyür ki iki aile bir daha asla yakınlaşamaz. Peki. Nasıl biliyorsan öyle yap. Tamam. Cagu'yla konuştun mu? Ona anlattın mı? Daha değil. Şimdi anlatmanın bir faydası olmaz. Doğru zaman gelince onunla konuşacağım zaten. Bu saatte mi? Alo? Alo? Şiyam. Benim oğlum. Anne ne oldu? Bir şey mi var yoksa? Sesin çok endişeli geliyor. Sana söyleyeceğim önemli bir şey var. Şiyam. Beni çok iyi dinle oğlum. Baban ve amcan köyün başkanıyla birlikte. Beni duyuyor musun oğlum? Ben Şiyam. Geldim Prakash. Telefonu al. Çabuk ol. Alo. Ne oldu anne? Az önce ne diyordun?
Alo? Çabuk olsun. Şiyam. Seninle Babette buluşalım. Ben sana orada anlatacağım. Buluşunca her şeyi öğreneceksin oğlum. Alo? Alo anne? Alo? Neden konuşmuyorsun anne? Alo anne. Alo. Kimle konuşuyorsun? Sana sordum, kimle konuşuyorsun? Cevap ver. Yoksa oğlumuzla mı konuşuyordun? Ben onu Madan, lütfen. Daha önce sana açık açık söyledim. Onunla hiçbir şekilde konuşmayacaksın dedim. Ama sen konuşmaya pek meraklısın. Her halinden belli. Hadi bakalım. Şimdi istediğin kadar konuş. Sana söylemiştim, değil mi? Aramamalıydın. Ne oldu öyle Şiyam? Ben de bilmiyorum Sukna. Ama anladığım kadarıyla bu çok önemli bir şey olmalı. Yarın sabah erkenden mabette olmalıyım. Ben de seninle geleceğim. Hayır Sukna, hayır. Bak sen durumun farkındasın. Eğer babamla amcam bizi birlikte görürse büyük olay çıkar, anlıyor musun? Senin gelmen hiç doğru olmaz Sukna. Hadi dinlen. Ama Şiyam, oraya yalnız gitmen doğru değil. Korkmaya başladım Şiyam. Korkmana gerek yok Sukna. Hiçbir şey olmaz. Her şeyi halledeceğim. Ama annenle görüştükten sonra bana her şeyi anlatacaksın. Her şeyi bilmeliyim. Hiçbir şeyi saklama. Tamam, anlaştık. Hadi uyu sen. Başka bir şey düşünme, tamam mı? Uzan. Annem ne söyleyecekti acaba? Her neyse çok önemli olmalı. Yoksa beni arayarak risk almazdı. Bugün ilk günüm. Geç kalmamalıyım. Tamam, bitti. Kızım, babanın üstünü getir. Seni giydireyim. Sonra da çıkayım.
Bu ne? Nasıl yırtıldı bu? Hemen dikeyim. Bu da ne? Sumitra, şuna baksana. Bunun dikiş yeri sökülmüş. Evet, doğru. Onu hiç fark etmemişim. Başka gömlek giy artık. Ben dikerim anne. Hayır anneanne, gerek yok. Senin işin çok zaten. Gömleği ben dikerim. Zaten bu da iyice eskidi. Anneanne, bunu Bay Makan'a ver. Tamam. Kızım, yağ şişesini verir misin? Hadi kızım. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Hadi çabuk babana yağ getir. Şunu da al. Hala acıyor mu? Cagu? Cagu. İstemiyorum. Cagu, al şunu. Kahvaltı yapmadın zaten. İstemiyorum dedim. Aç değilim. Cagu? Bırak şunu gitsin. Şunun hareketlerine baksana. Sonra karnı acıkınca biz aklına geliriz elbet. Sukna, hadi git bana çay hazırla. Nasılsın dostum? Ben senin dostun falan değilim. Bundan sonra hiç konuşma benimle, tamam mı? İhtiyacım olduğunda kaçtın. Arkadaşım yok benim. Bundan sonra da olmaz. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Birinci olmak da. Hadi git başımdan. Git diyorum. Bak Cagu, biliyorum bana çok kızgınsın. Ama dostluğumuzun hatırına beni dinle. Oradan kaçtım. Çünkü amcan seninle beni beraber görürse sorun çıkacağını biliyordum. Çok büyük sorun çıkardı. Benim yüzümden azar işitsen gerçekten çok üzülürdüm Cagu. Senin amcan zaten çok öfkeli bir adam. Hem biliyorsun... Sadece o değil. Bizim evdeki herkes şu anda çok öfkeli zaten. Sürekli bana bağırmak istiyorlar. Hem de sebepsiz yere. Biliyor musun? Bana vurmaya bile çekinmediler. Önce babaannem, sonra da amcam. Hatta annem bile dövmek istedi. Hiç kimse beni sevmiyor. Sana da ihtiyacım yok benim. Git buradan. Yapma. Seni nasıl bırakabilirim? Aileyle arkadaş arasındaki fark budur işte. Gerçek dostlar hep yanında olur. Dostları hakkında kötü düşünmezler onlar. Dostlarına zarar vermezler. Ama şu da bir gerçek. Aileler bizim duygularımızı önemsemezler.
Bak Jagu, ben senin dostunum ve hep yanında olacağım. Hep senin dediklerini yaparım. Bir düşünsene. Hiçbir zaman çalışmanı istemem. Hatta sana bir şeyler getiririm. Ailenden daha iyi değil miyim? Şiyam orada. Merhaba anne. Teyze. Çok yaşa oğlum, çok yaşa. Anne nasılsın? Bütün gün senin için ağlıyor. Baksana ne yaptı kendine. Şimdi seni gördüm ya. Hepsi geçer oğlum. Nasılsın Şiyam? Çok iyiyim, beni hiç merak etme. Sen kendini düşün anne. Ama seni merak ettim. Söylesene, neden dün akşam telefonu öyle birden kapattın? Bir şey mi oldu yoksa? Dün yeni meclis üyeleri geldi. Babanla amcan onlarla konuştu. Meclis üyelerinden Bay Mahavir'e seçimlere katılma hakkı verilmesini istiyorlarmış. Ne? Babamla amcam neden öyle bir şey yapsın? Bunu bir türlü anlamıyorlar. Mahavir dürüst bir adam değil. O adam köylülerin ve babamın başına ancak bela getirir. Biliyorum. Bunları babana anlatmaktan yoruldum artık. Ama belli ki daha anlamaya hazır değil. O yüzden seni aramak aklıma geldi. Gerçeği sana söylemek zorundaydım Şiyam. Merak etme anne, babamla konuşacağım ben. Hayır. Onunla bunu konuşmana gerek yok. Hem ne söyleyeceksin ki? O bunları dinleyip anlamaya henüz hazır değil diyorum. Bir şeyler yap Şiyam. Çünkü bir şekilde buna engel olman gerek. Baba, sen yemeğini rahat rahat ye. Ben daha sonra yerim. Önce annemin yemeğini götüreceğim. Çok yorulmuş olmalı şimdi. Ve karnı da eminim çok acıkmıştır, değil mi? Seni okuldan almayacağım demiştim. Ama talihsiz bir babayım. Sana böyle yemek yaptıracağıma seni okula göndermem gerekirdi. Affet beni kızım. Lütfen affet beni. Hayır baba. Okula daha sonra da yine gidebilirim. Baba, biz tarlamızla evimizi geri aldıktan sonra bana bir sürü yeni kitap alırsın, öyle değil mi? Tamam mı? Baba, ne olur lütfen ağlama artık. Çabuk çabuk, daha hızlı çalışın. Acele edin. Hadi kımıldayın. Çok yavaşsınız. Hadi, hadi, hadi. Hadi daha hızlı olun. Elinizi çabuk tutun biraz. İş iyice yavaşladı. Bugün bitmek zorunda, hadi. Ne dedim ben? Bugün bitmek zorunda. Hadi devam et. Sallanmayın. Anne, bak sana yemek getirdim. Kızım. Anne, çok yorgun görünüyorsun. Hayır. Gözlerin bile açılmıyor, baksana. Hadi su iç biraz. Anne, hadi bir an önce yemeğini ye. Yoksa düşüp bayılacaksın. Lütfen anne, bütün gün hiçbir şey yemedin.
Kızım, yüzünde çamur var, gel sileyim. Benden bulaştı. Ne yapıyorum ben? Her neyse, kafam karıştı. Kusura bakma, olur mu? Ye anne, acele et. Babanla sen yediniz mi? Ona yemek hazırladım. Tamam. Sana burada oturman için mi yoksa çalışman için mi para veriliyor, söyle bakalım. Efendim, şimdi oturdum. Kızım geldi de yemek yiyip hemen kalkacaktım efendim. Öyle aranız vardı değil mi? O zaman serildin tabii. Şimdi yemek izni almaya çalışıyorsun. Kalk yoksa kovarım seni, tamam mı? Kalk dedim. Kalk, zaten çok yavaş çalışıyorsun tembel kadın. Böyle devam edersen bundan sonra sana para vermem. Kalkıp çalışacaksın. Yoksa kendine yeni bir iş ararsın. Tamam mı? Hayır. Lütfen bunu yapmayın. Annemin yemeğini ben geç getirdim. Karnını doyuramadı. Bundan sonra daha erken getireceğim. İzin verin hemen yemeğini yesin. Yoksa düşüp bayılacak açlıktan. Öyle mi? Eğer o kadar narinse evinden dışarı çıkmasın. Sizin gibi insanlara heba edecek zamanımız yok bizim. Tamam mı? Eğer hemen oradan kalkmazsan seni patrona şikayet edeceğim. Hadi. Sen git kızım. Ben aç değilim. Akşam olmak üzere. Evde yerim artık. Hadi sen git hadi. Demek sizi çalıştırmak için elimize sopayla dolaşacağız, öyle mi? Doğuştan tembelsiniz. Çalışma saatinde kaytarmak için her şeyi yaparsınız siz. Akşam olunca da para diye karşıma dikilirsiniz. Hadi hızlanın biraz. Çabuk olun. Bitirin işlerinizi. Ne yapıyorsun sen? Hadi çalış. Demek o üyeleri kendi tarafınıza çektiniz, öyle mi? Hiç şüphem yoktu. İkiniz de son derece becerikli adamlarsınız. İstediğiniz her şeyi yaparsınız. Seçimler konusunda köy heyeti üyeleri bizimle aynı fikirdeler. Bu toplantıda oy verecek olan herkes yeni başkanlık için seni aday gösterecek. Umarım şimdiki başkan bir sorun çıkarmaz. Sen onu merak etme. Bu planımızdan onun haberi bile olmayacak. Bu sefer Kalyani'nin toplantıya yetişip müdahale fırsatı da olmayacak. Zaten diğer herkes bizim tarafımızda. Şimdiki başkan tek başına ne yapabilir ki, söyleyin. Çok güzel. O zaman bu durumda yakında Jetsar'ın yeni başkanı ben olacağım. Tabii ki sen olacaksın. Benim anlamadığım bir şey var Bay Mahavir. Jetsar'ın başkanı olduktan sonra ne elde edeceksin? Sonuçta burada Kalyani'yi küçük düşürmek istiyoruz. Kimin başkanı olacağıyla ne ilgisi var bunun? Bu görevi neden istiyorsun merak ettim. Sonuçta sen çok varlıklı ve herkesin saygı duyduğu birisin. Neden böyle gereksiz bir işle uğraşıyorsun ki? Ben hiçbir şeyi boş yere yapmam. Bu işe girmemin bir sebebi var. Kalyani benim başkan olarak seçildiğimi öğrendiği zaman yüzü ne hale gelecek merak ediyorum. Kalyani kendini Jetsar'ın sahibi sanıyor. Burada her şey ona bağlıymış gibi bir yanılgıya düşüyor. Bu durumda dışarıdan birinin onun köyünü yönetmesi o kadının gururuna dokunacak. Her şeyi avucuna aldığını düşünürken yanlış hesap yaptığını görmek kendine duyduğu güveni alt üst edecek. Göreceksiniz. Beni destekleyeceksiniz, öyle değil mi? Kalyani'ye karşı çıkacak çok insan olacaktır. Yeter ki onlara böyle bir fırsat verilsin. Şahsen ben kendi elime geçirdiğim ilk fırsatta onun hayatını alt üst etmek için elimden geleni yaparım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. O kadın ağladıkça ben dünyanın en mutlu adamı olacağım. Sohbete daldım. Seni davet etmeyi unuttum. Madan, söylesene yiyecek bir şey hazırlasınlar. Hayır dur. Zaten buralarda işim vardı. Israr edince içeri gireyim dedim. Artık gitsem iyi olur. Nasıl istersen. Tabii. Seni bırakabilirim. Olur. Toplantının saati belli olunca hemen bana haber verin. Tabii. Gidelim. Hadi bakalım.
Neden başkasının istediklerini yerine getirmek için kendine olan saygını feda etmeye çalışıyorsun? Onurunu ve ailenin itibarını mahvetmek mi istiyorsun madem? Kes sesini! Canımı sıkma benim kadın! Bu tavırlar sana hiç yakışmıyor. Ancak bir korkak böyle davranır. Şeytanla anlaşma yaparak asla huzurlu bir hayat yaşayamazsın. Böyle saçma şeylerle hayatını mahvedeceğinin farkında değilsin sanırım. Başkalarına zarar vererek bir şey kazanamazsın. Birilerine iyilik yapamıyorsan bari kötülük yapma demişler. Altından kalkamayacağın işlere girmesen iyi olur. İhtiyacı olan yabancılara hiçbir şey istemeden yardım etmiştin. Bugün kendi gelininin ailesine neden böyle davranıyorsun anlamam mümkün değil. Eğer hiç kimseyi düşünmüyorsan bari oğlunu düşün. O senin çocuğun. Senin kanından. Çok iyi biliyorum. Sen de onu görmeyi en az benim kadar çok istiyorsun. Bunu sana kaç defa daha söyleyeceğim. Kalbimde onun yeri kalmadı artık. Böyleyken neden onu görmek isteyeyim ki? Neden? Böyle bir şeyi asla istemem, tamam mı? Yalan söylediğini biliyorum. Eğer söylediğin doğru olsaydı, söylerken gözlerimin içine bakabilirdin. Evet, biliyorum. Onun hakkında ne kadar sert konuşursan konuş. Oğlunu en az benim kadar özlediğini biliyorum. Kan bağı öyle kolay kolay bozulmaz, kestirip atamazsın. O senin oğlun. O senin kanından. Baymadan doğru bir iş yapmadı. Bu sefer çok yanlış bir adım atıyor. Annem şimdiye kadar onun hatalarını görmezden geldi. Hatta sonunda aklı başına gelir demiştik. Ama olmadı. Öyle insanlar değişmez. Fazla oldu. Mavir haddini aşmaya başladı artık. Madanlı abinin desteğini de aldı. Peki. Ben de kendi hamlemi yapacağım. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Kimse bunu anneme söylemeyecek, tamam mı? Şimdi değilse ne zaman söyleyeceksiniz Basan? Durum tamamen kontrolden çıktıktan sonra mı? Seni küçük şeylerle meşgul etmek istemedim anne. O yüzden bu konuya karışmana gerek görmedim. Ben Mahavir'i kendi yöntemimle halledeceğim. Bekle Basan. Nereye gidiyorsun? Anne ben... Hayır. Bir yere gitmene gerek yok. Ama anne... Umarım sen de zayıflığımdan sustuğumu düşünmüyorsundur. Anneni iyi tanırsın. Düşmanlarıma karşılık vermeyi gayet iyi bilirim. Bundan şüpheniz olmasın. Bunun için evden çıkmama bile gerek yok. Oturduğum yerden her şeyi hallederim. Merhaba Bay Suraj. Size de iyi günler. Evet, ben Cessar'dan Kalyani Devi. Evet, çok şükür her şey yolunda. Sizde de öyle mi? Size bir işim düştü de o yüzden aradım. Benim için yapmanızı istediğim bir şey var.
eseri ya.